Evet değerli dostlar, Treostan Tarım Makinelerinin sunduğu İzmir Tarım Fuarı'nda röportajlarımız devam ediyor efendim. Setuay süt soğutma tankları standında Formix Tarım Makineleri ve Hicri Acar yanımızda. Hicri Bey, hoş geldiniz programımıza efendim. Teşekkür ederiz, siz hoş geldiniz. Adem Sakarya'dan. Evet. Nasılsınız görmeyeli? Çok şükür iyiyiz, sizler de iyisiniz. Sağ olun, sizleri gördük. Sağ olun. Daha iyi olduk. Sağ olun. Formix olarak Sakarya'da çalışmalarınız nasıl gidiyor? Evet. Bölgede özellikle ihaledir. Evet. Hayvancılık anlamında da yoğun faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. Sadece Sakarya merkezlisiniz ama maşallah Türkiye'nin hangi noktalarına ulaşıyorsunuz? Sizler evet. De dinleyelim. Formix 2 yıllık bir şirket, pazarlama firması. Setuay ürünlerini pazarlamasını yapıyor çoğu bölgelerde. Biz Sakarya merkezliyiz ama Türkiye'nin tüm illerine ulaşıyoruz. İhalelere, projelerimiz oluyor. Projeleri takip ediyoruz. Ve müşterilerimize soğutma tankı, yem karma, çiftlik kurulumlarıyla ilgili destekler veriyoruz. Ve bir mini balya makinamız var. Onu pazarlamasını yapıyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz makina. Pazarımız evet. Bu şekilde. Maşallah. Nereye kadar ulaşabiliyorsunuz? Tüm Türkiye'ye. Tüm Türkiye. Evet, tüm Türkiye'ye. Maşallah. İşlerimiz nasıl? İşlerimiz çok şükür iyi. Yani rayına oturdu. Çoğu insanla iletişimimiz kuvvetli. Dönüşü mutlaka ki oluyor. Sıkıntımız yok çok şükür. Herkes bizden memnun. Biz de onlardan memnunuz. Buraya standımızda da müşterilerimizi ağırlamaya geldik. Setuay standında. Evet. Aynı zamanda firmamıza da destek oluyorsunuz. Destek oluyoruz evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Faruk Başkanımıza dönelim şöyle. Evet. Erzincan Damızlık Birliği Başkanımız Sayın Faruk Günay. Hoş geldiniz programımıza efendim. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım. Kaç yıldır başkanlık yapıyoruz? 2003 yılında ben kendim kurdum Erzincan'da. 2003 yılından beri bu 6. seferdir başkanlık yapıyorum. Maşallah. Erzincan hayvan varlığı konusunda neler söylersiniz? Kaç hayvanımız var? Büyükbaş, küçükbaş? Büyükbaş şu an TÜKVET kayıtlarına göre 130 bin civarında. Küçükbaş da 600 bine yakın civarında. 550 bin civarında küçükbaşta. Ama son kayıtlara göre çıkan rakamlar bu. Ama 2023 yılı oldukça zor geçti hayvancılık için. Bu rakamların aşağı geldiğine eminiz. Peki başkan, sağmal ve besi olarak ayırırsak ne kadar bu 130 binin besi, ne kadar sağmal? Şu an biz aynı zamanda süt de topluyoruz Erzincan genelinde. Şu an sağmal hayvanımız 60 bin civarında. Yarı neredeyse. Evet, neredeyse aynı, %50-%50 civarında. Ama dediğim gibi benim 2023 yılında taktığım küpe 30 bin. Bakın yani 60 bin sağmal görünüyor ama taktığım buzağı küpesi 30 bin. 30 bin. Yani evet. Rakamlarda biraz sıkıntı var diyorsunuz. Var. Kesme giden, fiyatlardan dolayı kesme giden evet. Hayvan sayımız bir hayli fazla. Bu Türkiye genelinden bir sıkıntı bu. Tabii. Maalesef. Maalesef sütün bir türlü para etmemesi, maliyetlerin altında kalması üreticimizi gerçekten zorluyor. Aynen. Bakın şu an fuarı geziyoruz. Önce bu fuarlarda makine alım satımları yapılırdı. 6 ay, 8 ay, 10 ay vade verilirdi. Şimdi altın satar gibi bugün verirsen bu para, 3 ay sonra verirsen bu para diye pazarlıklar yapılıyor. Bunlar hiç hoş değil. Bizim sütümüze böyle bir şey niye yapmıyorlar? Makine ekipmanda bu süreyi altını satar gibi kıymetlendiriyorlar da bizim çiftçinin emeğini niçin bu şekilde yapıyorlar yani? Evet maalesef. Çok maalesef yanlış bir şey. Kabul etmek mümkün değil yani. Ki süt materyali inek için önemli. İnekle ne için önemli? Buzağısı, besi doğum yapacak ve o da hayvan varlığımızın devamlılığını sürdürecek. Tabii bakın 2 gün evvel mazota gene zam geldi 1.35 kuruş. Bugün 42, 1 litre mazot 42 lira olmuş. Yani sütü frenleyerek mazot yem nakliye giderlerini niye hesaba katmıyorlar? Yani şu an yemciler yeme hemen bu mazotun üzerine fark koydular. Ama biz hala süt 15 mi olacak, 16 mı olacak? Bakın şurada bir şey söylemek istiyorum. Şu an ben 16 liraya sattım, 17 liraya sattım diye o Face'te paylaşım yapanların hepsine sesleniyorum. Yani 16 liraya, 17 liraya sütü satanlar günlük 5 ton, 10 ton, 20 ton süt olanlar. Niye gerçeği konuşmuyorsunuz? Fabrikalar şu an bizde 15 liradan yukarı süt almıyorlar. Niye doğruyu konuşmuyorlar insanlarla? Ve bu konuda bir birlik de olunamıyor ki bir fabrikalara hani şey tabirle yanlış ifade etmek istemiyorum da balans ayarı gibi hani sonuçta üretici olan sizlersiniz. Fiyatı bir yerde sizin belirlemeniz. Şimdi eğer siz bunu belirleyemiyorsanız yarın inekler kesilecek ve siz bu süt işinden vazgeçeceksiniz. Şimdi
Madem öyle her 3 ayda bir mazot girdi maliyetlerini, yem girdilerini hesaplasınlar. Ona ne fark gelmişse bize de versinler, bunu yapsınlar. Evet. Onlara kimse niye artırdın diye sormuyor. Ama biz 15-16 yapın dediğimizde kıyamet kopuyor. Bakın, çiftçi üretmezse, kimsenin karnı doymazsa bu makinelerin hiçbir anlamı yok. İnsanlığın bir anlamı yok. Acı insan hiçbir şey yapamaz. Evet. Bu konuda özellikle yetkililere uyarıyoruz. Lütfen çağrıda bulunuyoruz. Yani lütfen Cumhurbaşkanımızın bu konuyu el atması lazım. Ben bir makine şu an bir soğutma tankını bir sene evvel 40 liraya aldığım tank bugün 80-90 bin lira olmuş. Ben bu sütü muhafaza edemezsem bu sürekliliği nasıl sürdüreceğim? Burada olan artış %100'ü geçmişken sütteki artışlar çok 17 gibi, 17,5 gibi komik rakamlarda kalması olmuyor. Yani sürekli dışarıdan getir, ver, getir, yedir, kestir, sonuç hepsi boş. Yani ithalatla da bu iş yürümez yani. Yürümez. Süte sahip çıkılmazsa bizim hayvancılığımız belli bir noktaya gelmez. TÜİK'e verdiler hayvan varlığının hesaplatlar ne oldu, ne çıktı? Yazık. Evet, maalesef. Maalesef yazık. İnşallah sesiniz duyulur. İnşallah. Değerli yöneticilerimiz de buna göre çözümler arar ama geldiğimiz noktada böyle bir çözüm arayışında olmadığını görüyoruz üzülerek. Allah hayvancılarımıza sabır versin diyelim. Kolaylıklar amin, diliyoruz. Amin, ne diyelim. Sizler de katıldığınız sağ için olun, teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar. Hicri Bey, kolay gelsin efendim. Çok sağ olun. Evet değerli dostlar, Hicri Acar, Formix Tarım Makineleri ve Faruk Günay Damızlık Birliği Erzincan Başkanımıza da verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Teleosan Tarım Makineleri sponsorluğunda devam ediyor.